asker. Esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada. Şu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Kestik, kestik. Ferit ya. Ne oluyor abi orada? Ne oluyorum var? Geriliyorum burada ya. Ferit, sakin ol oğlum. Ne oluyorsun? Böyle mi konuşmuştuk kızım? Dakika bir, gol bir, yatak sahneleri falan ha? Ya Ferit, manyak mısın ya? Rol yapıyoruz. Yerim lan rolünü. Bana bak, bu filmde sevişme sahnesi falan yok değil mi? Ya ne sevişmesi ya? Asker filmi, askerler rüya falan görüyor. Bilirim ben rüyaları. Seni görmesinler de. Ya git abiciğim ya. Her şeyi tırdan. Komutanım, şu Ferit'in çarşı iznini... Mehmet. Ama komutanım, Ferit'in morali gerçekten bozuk ya. Benim de moralim bozuk ama kimse bana izin vermiyor. Yaz. Bütün gece dışarıda olması ordu menfaatinedir diye yaz. Bütün gece diye yazıyorum. Bütün gece diye yaz. Kızlarla diyorum. Kızlarla de. İzinlerim izinleri kaldırın. Bu hafta sonu bitsin artık şu film işi ya. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Ne oldu lan? Çarşı izinleri iptal abicim. Birinci ordudan gönderdiler. Diskodan yeni çıkmış. Ula zaten kör topal, ne bulduysanız bizim böyle getiriyorsunuz. Al hocam kağıtları burada. Ver bakayım, ver evraklarını. Şşş, psikopatmış oğlum. Komutanım, bir Seymen gelecek İstanbul'dan, gelince gönderirsin bizim oraya. Göndeririz, göndeririz. Emredin komutanım. Yeni bölük komutanı geliyormuş. Merkez komutanlığından telefon ettiler. Bugün mü? Evet. Karşılayın. Sen ne yapıyorsun arkadaşım orada? Ben mi abla? Sen kırmızılı. Sen niye giymedin hala? Yürü, daha kostüm giyeceksin. Yürü çabuk ol. Uğraşacağım ya. Kızlar, bu arkadaşa da binbaşı kostüm veriyoruz. Binbaşı kostüm yok, bulamıyorum. Fark etmez Üsteğmen, binbaşı kim görecek o kalabalıkta? Giyemen. Üsteğmen. Evet. Dur ana dur. Bir müşteri geldi. Haçan, sen Üsteğmen misin? Evet. Geç içeri geç. Bütün bölük Göktepe'ye seni bekliyor. Üsteğmenim diyorum sana. Ne yapalım Üsteğmen san? İçer rütbeli kaynağı. Ha böyle bunu nereye çevirsen çevir rütbeliye çarpayım. Bana bak. Sakın yeni bölük komutanı olmasın bu herif ha? Peki içeride ne işi var komutanım? Ne bileyim ben. Komutanım! Allah! Ne var? Yeni bölük komutanımız sizsiniz herhalde. Evet, benim. Komutan benim, buyurun. Komutanım, albayımız sizi yemeğe bekliyor. Sizi almam için beni gönderdi. Üsteğmen Levent, emret komutanım. Hoş geldin Levent Üsteğmen. Sağ olun komutanım. Tanıştırayım, kızım benim.
Oh, acıkmışsındır. Yemeğe geçelim mi? Vallahi pek güzel olur be komutanım. Bu subay gazinosunda değil mi? Bak bu herifin bakışı bakış değil. Ay sen iyice sapıttın Teoman'a ya. Daha ne olsun? Aman bırak şimdi, ben gidip hazırlanıyorum. Akşam çıkıyoruz değil mi? Çıkamıyoruz. Bütün izinleri iptal ettiler. Ne yapıyorsunuz burada? Ya kimse yok mu ilgilenecek bu dışarıda? Hollywood lan burası. Arkadaşlar lütfen çekil şuradan. Çekil. Şeye bak. Levent. Çiğdem. Canım sen nereden bileceksin? Vallahi 3 haftadır biz de perişanız. Nasıl çekimse bitmedi gitti. Biter biter. Ben bir bölümün başına geçeyim de. Bitiririz hayırlısıyla. Ne geziniyorsun sen burada? Herkes seni arıyor. Ben mi? Yok. Babam. Yürüse bak. Yeni bölük komutanı içtima alıyor. Bir herife sahip olamadınız mı diyecek. Kerim. Ne oluyor burada? Firari'yi yakaladık Çiğdem Üstemir'in. Gidelim bakalım. Yeni bölük komutanını bekletmeye gelmez. Piyade as Teğmen Kerim dönmez. Firari yeri yakaladık komutanım. Aferin. Sizinle yolda karşılaşmıştık değil mi? Üsteğmenim. Bu bölüğün yeni komutanı benim. Kıdemli piyade üsteğmen Levent Yılmaz. Ama albayımızla komutanımız yemek yedi. Bir yanlışlık olmuş herhalde. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Bırak kolumu. Vay be. Baro sıkı psikopatmış. Son kez uyarıyorum seni. Geç yerine. Ben de seni son kez uyarıyorum. Bırak kolumu. Vallahi dövecek şimdi hastaya. Bırakmazsan ne olacak? Ben piyade kıdemli üsteğmen Levent Yılmaz. Yani yeni bölük komutanınız. Karargah destek bölüğü. Bugün burada yaşanan talihsizliği sakın ola ki film çekimine filan bağlamayın. Bu tamamıyla bu bölüğün disiplinsiz ve başı bozuk olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bölüğü düzeltmeye tepedeki yazıdan başlayacağız. Bölük sağ dön. İstikamet Göktepe. Koşan adım marş. Sen de hastayım benim. Emredersiniz komutanım. Her şey vatan için yürüyüş kararı sayılacak. Say! Her şey vatan için. Her hasta. Şey vatan için. Sen de. Emreder. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Ya yoruldum be. Çok yavaş ya. Yani vatanı kurmaya gidiyorum ben. Tıkamayacağım. Abi elini çabuk tut. Elini çabuk tut. Hadi, hadi, hadi abiciğim. Topla şurayı, topla şurayı. Ben yaparsam ne olur? Toplayın, toplayın. O, kusura bakma karınca kardeş. Oh, çalışıyorsun sen de bizim gibi ha. Ekmek bekler tabii yuvadaki yavrular. Ya biz de sizin mekana geldik. Rahatsızlık verdik. Ama vallahi şu an garıya biter bitmez karavanaya koşup yumulacağız. Meraklanmayın. Oo, sen yeni mi geliyorsun atom karınca? Ben de dün bu yeni birliğe katıldım. Adı 56. Piyade Alayı. Ama benim bütün firarları sayacak olursak tabii benim 8. Piyade Alayı oluyor.
Vallahi bu sefer güzel yere denk düştüm sanki ha. Aslına bakarsan çok eğlenceli. Ya bunlar kapıda karşıladılar beni sağ olsunlar. Ya inanmayacaksın ama albayla öğlen yemeği yedik be subay gazinosunda. Aa, hadi sen oyalanma benimle. Anam babam bekler. Ah be ana. Ben de seni çok özledim be. Hiç tutamadık sana verdiğim sözleri. Ama çok üstüme geldiler be anam. Ben de kendimi tutamam bilirsin. Şu askerlik bir bitsin. Ellerinden, gül yanaklarından koşa koşa gelip öpeceğim. Ama ne zaman bilinmez. Şafak ömür boyu ana. Alo, araziye yayılmaya gelmedik buraya. Herkes senin yüzünden çalışıyor. Kalk sen de çalış. Benimle ne ilgisi var babacan? Ben geldim diye mi çıktı bu otlar be? Cevap veriyorum. Hayır. Eyvallah. Buradaki en akıllı adam sensin herhalde ha. Ayıptır söylemesi ama öyleyimdir. Karatop! Bak manitan geldi lan. Oş! Ulan yine geldi bu hırsız it. Oş! 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 Ulan bu hırsız it. Uy! Oş ne be? Köpek anlamadı bak iyi yavala val. Yok Laz abi. Kara topu gördü ya. Sevdalı sevdalı bakıyor. Ulan dursun. Bana bir daha kara top dersen. Ne yaparsın? Toplumun içinde beni rencide mi edersin? Git ya. Vay be hocam be. Ulan bir saatliğine komutan olacağım diye yaktın ulan askerliğini. Arıza işte lan. Neyini yaktın be? Daha ilk günümdü zaten. 5 kez yakmış oğlum zaten askerliği. 75'e 2 tertip olur kendisi. Vay be. 75'e 2 tertip ha. Oha. Ulan neredeyse 10 sene olmuş be hocam. Saymadım be. O kadar olmuş mu ya? Derdin neydi be uşağı? Uzun hikaye anlatırız. Ulan oş be oş be ya. Ayıp lan ayıp. İnsan yavuklusuna böyle mi yaparlar? Hadi 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 hadi. Bırakın gevezelik etmeyi de toparlanın. İnelim böyle artık hadi. Bitmez oğlum bizim askerliğimiz. Bitmez. Hele şu yeni gelen üst teğmenle hiç bitmez abicim. Malzeme bırakmayın. Bir de çöp toplamak için çıkmayalım buraya. Şu kireç kovalarını da alın. Çabuk. Eh be çocuklar. Nereye çıkmışsınız böyle? Hiç sorma Nedim abi. Nelerle uğraşıyoruz ya. Selam çocuklar. Hey. Foto foto gelmiş millet. Hey. Komutanım bir fotoğraf çektirelim komutanım, mi? Bir daha ne zaman çıkacağız buraya ya? Çektirelim vallahi ya. Çektirelim be komutanım. Vallahi iyi olur. biz buraya niye geldik sanıyorsunuz aslan parçaları? Hadi bakalım. Ne çektirecekseniz çektirin. Çabuk olun ama hadi. Hadi koşun. Koşun. Çocuklar kıpırdamayın. Düzgün durun. Dur Eruk da. Nasıl Nedim abi? Böyle iyi mi? İyi iyi. Yazık gözüküyor değil mi? O kadar emek verdik. Hepsini alamam koca yazının. Alırsın alırsın. Şşt. Beni bozma lan. Ya neyse işte yap bir şeyler. Şöyle kıyısından köşesinden alıver işte be. Ya bırakın şu konuşmayı da poz verin. Hadi. Emredersiniz komutan. Kıpırdamayın çekiyorum. Bendesiniz çocuklar buraya bakın. Mutlaka bir sorun çıkmıştır. Unutmuş olamaz. Her şey Arap saçı. Bunların yüzünden akşam yemeğini de unuttuk. İnşallah Çiğdem de unutmuştur. Hani akşam bana yemeğe gelecektin? Saatlerce bekledim. Hata mı etmişim? Bölüğün halini görünce yemek falan aklından çıktı gitti. Zaten iştahta bırakmadılar. Pimciler, firariler. Subayla eri birbirinden ayırt edemeyen az subaylar. Öyle deme. Albay da ayırt edemedi. Ya kusura bakma ama sen olsan nereye düştüm demez miydin ya? Önemli değil. Her zamanki gibi görev adamı Levent Üsteğmen. Fırtına Üsteğmen mi diyorlar? Fırtına Levent mi? Namı senden önce geldi. Ya aşk olsun. Bir randevuyu unuttum diye bütün şecerimi döküyorsun. Yani sadece ilk gün şaşkınlığı diyelim. Hayır, şecerini falan dökmüyorum.
Tamamen iyileştiğini öğrenmiş oldum böylece, onu demeye çalışıyorum. Neden taburcu olurken vedalaşmadan gittin? İnsan kendini aylarca bakan hekime... Tamam. Konuyu açmadan kapatıyorum. Ama en azından hekimine kalbinde mermiyle yaşamak nasıl, onu söyle. Kalbimde değil, kıyısında. Onu da mermi değil, can yoldaşı kabul ettim zaten. Çok tehlikeliydi. Çıkarmayı denemeyi bile göze alamazdım. Onu senden bir hatıra olarak kabul ediyorum Çiğdem. Sana minnettarım. Sadece hayatımı değil, görevimi de borçluyum. Fazla mı oldu bu laf acaba? Bana ne hayatını borçlusun, ne de görevini. İstediğim sadece giderken hoşça kal demen ve gittiğin yerden bir haber yollamandı. Onu da yerine getirmedin. Fazla mı oldu bu laf acaba? Allah bilir, dünden beri bir şey yememişsindir. Doğru, yemedim vallahi. Hiç farkında değilim. Açlıktan ölmen için iyileştirmedim seni. Sağlığına dikkat et. Sonra benim başımı. Ya Levent, nasıl öyle hiç haber vermeden çekip gider? Sonra da hiç arayıp sormazsın ha? Görevine devam edebilesin diye dosyana bütün mermiler çıkarıldı diye rapor ettim ben. İçin tertemiz biliniyor. Sana bir şey olsa benim başım yanacak. Raporda öyle yazıyorsa doğrudur. Kalbimin kenarında bir mermi değil. Senden bir hatıra var, o kadar. Hem merak etme, dokuz canlıyım ben, kolay kolay ölmem. Bu ne ya? Postanızın alarmı. Postamın alarmı da mı var? Arabasının var. Ne yapıyorsunuz Suzan Hanım? Yapmayın lütfen. Hani bana Suzan diyecekti? Bu hanım dediğin için. Azar işiteceğim senin yüzünden. Yapma lütfen. Hafta sonu beni arabanla gezmeye götürürsen bir daha yapmam. Ne? Ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? Zaten anam ağlamış. Bir de albayın kızıyla çılgın atıp askerliği mi yakacağız? Yanarsa yansın. Bana ne? Kapatın şu alarmı. Hı? Oyun mu oynadığını zannediyorsun sen? He? Ferit, ne oluyor burada? Özür dilerim komutanım, arabanın alarmı bozulmuş herhalde. Ben çaldırıyordum, hoşuma gidiyor. Burası kışla küçük hanım, farkındaysanız. Aa, ne ilginç. Siz de bu kışlanın askerisiniz sanırım. Üsteğmen. Oo, bayağı önemlisiniz yani. Evet öyleyim ve sizi buradan uzaklaştırmak üzereyim. Aa, sebep? Sebep mi? Şımarıklığınız yeterli sebep bence. Belli ki aileniz size nasıl konuşulması gerektiğini bile öğretmemiş. Siz de omzunuza bir sürü rütbe takmışsınız ama hala bir bayanla nasıl konuşulması gerektiğini öğrenememişsiniz. Ferit, bu tavşan kızı bir daha buralarda görmek istemiyorum. Kime diyorum Ferit? Arkadaşını gönder ve bir daha da gelmemesini söyle. Kendisi arkadaşım değil komutanım. Ne? Demek arkadaş değilsen? Yeter! Ne şımarık şeysin sen ya? Belli ki anan baban sana hiç terbiye vermemiş. Bilmem. İsterseniz gidip birlikte soralım babama. Hemen alay binasında oturuyor. Komutanım, eğer izniniz olursa tanıştırmak isterim. Suzan Hanım, albayımızın kızıdır. Tanıştığımıza memnun oldum. Üsteğmenim. Ah be, albayın kızı olmasaydın görürdün o zaman gez göz arpacı. İşte ayaklarım ya. Onbaşı Mehmet! Onbaşı Mehmet! Tamam lan, tamam, söyle ne? Komutanım, bu Seyfi'nin durumunu ne yapacağız? Bilmiyorum valla. Bugün döner inşallah eşek sıpası. Görüyorsun değil mi? İyi niyetli olalım. Askerin işi görülsün diyoruz ama bizim başımız yanıyor. Valla haklısınız komutanım. Yani ben sizin yerinizde olsam... Mehmet! Neyse uzatma. Nizamiye'dekileri söyledim. Sessiz sedasız içeri sokacaklar. Senin de haberin olsun, tamam mı? Tamam. Hadi. İşte
Nihayet dönebildiniz. Çıra gibi yakarım hepinizi. Düzelttiniz mi yazıyı? Evet komutanım. Otları yolduk. Eksik taşları tamamladık. Kireçle de boyadık. Evet karargah destek bölüğü. Sizler destek bölüğüsünüz. Destek. Göstek değil. Benimle de böylece tanışmış oldunuz. Tabii bundan sonra da nelerle karşılaşabileceğinizi anlamışsınızdır. Şşt, Tosun uyan. Tosun uyan. Ne oldu, geldik mi? Geldik abicim, Eskişehir'deyiz. Salep içer misin paşam? Geldik komutanım. Geldin. Asker ocağına geldin asker. Dük. İstirahat yok. Yaptığınız işi görelim. Geriye dön. Sen değil salak. Özür dilerim komutanım. İstikamet Göktepe. Uygun adım marş. Buraya uyumaya değil, vatanı korumaya geldiniz. Siz hep uyanık kalacaksınız ki analarımız, evlatlarımız, canlarımız huzur içinde uyuyabilsinler. Sizin atalarınız değil miydi günlerce uyumadan Çanakkale'de çarpışan? Hepinizin anası babası değil miydi gözünü kırpmadan kurtuluş mücadelesi veren? Niçin savaştılar onlara? Niçin? Hala öğrenemediniz mi her şey ne içinmiş? Hadi öğrenemediniz. Dağdaki yazıdan okuyun bari. Okuyun. Her şey yatan için. Ne? O ne be? Ya baba ne olur. Babalar Günü hediyeni beğenmedin mi? Sokağa mı atacaksın yoksa bu zavallı tavşancığı? Ne olur ya, ne olur. Ne olur? Hiç olacak şey mi kızım? Niye olmasın? Sen koskoca komutan değil misin? Ne istersen olur. Güzel kızım. Bu hayvana da yazık. Ne olacak peki kartopu? Anneme dünyada almaz. Sokağa mı atacağız? Hay Allah. Olmaz tabii. Anneni ikna edemez miyiz? Hiç sanmam. Halının üzerine çişini yapmış diye çok kızdı. Halının üzerine çişini mi yaptı? Evet. Eve getirir getirmez ilk işi o oldu. Annenin akşama bizi de eve almaz ha. Hemen şu pencere önüne bir kafes yaptırırsın. Hadi babacık ne olur kırma beni. Peki. Canım babacığım benim. Ne demek ulan her şey yatan için? He? Ne demek ulan? Ahmet Başçavuş. Emredin komutanım. Nedir bu rezalet? Bir yanıt bekliyorum sizden. Biriniz bir şey söylesin. Gelin hasta hemen. Komutanım. Ben. Komutanım. Galiba bir yanlışlık olmuş. Bu nasıl bir izahtır Ahmet Başçavuş? Bu mazeret midir? Vatana yanlış olur mu? Olmaz komutanım. Yani bir kaza olmuştur komutanım. İki gün üst üste aynı şekilde mi? Hadi dün filmciler vardı. Ya bugün? Bütün gece ne yaptınız burada? Sizi buraya niye yolladım ben ha? Otlara yayılın, piknik yapın, gelin diye mi? Şu andan itibaren kimseye izin yok. Çarşı izinleri iptal. Ahmet Başçavuş. Emredin komutanım. Koşarak o tepeye çıkın ve bu rezaleti düzeltin. Emredersiniz komutanım. Bölük. Sağa dön. İstikamet Göktepe. Koşar adım. Ahmet Başçavuş'um. Emredin komutanım. Bu iş sizin sorumluluğunuzdaydı. Onun için tek başınıza koşar adım gidip o yazıyı düzelteceksiniz. Emredersiniz komutanım. Gelin Asteğmen. Emredin komutanım. Ahmet Başçavuş yazıyı düzeltip gelene kadar askerin başında bekleyeceksiniz. Esas duruşlarını hiç bozmadan Ahmet Başçavuş gelene kadar her şey vatan için diye bağıracaklar. En yüksek sesleriyle Ahmet Başçavuş
o tepeden seslerini duyacak. Emredersiniz komutanım. Ahmet Başçavuş, sağa dön. İstikamet Göktepe. Koşar adım, marş. Karargah destek bölüğü, sola dön. Ne duruyorsunuz? Hadi sesinizi duyalım. Karargah destek bölüğü, her şey vatan için karar sayılacak. Say! Her şey vatan için. 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 Her şey vatan. Oh, ses mes kalmadı la abicim bende ya. Abi bütün gece bu ses kulağımda çıllar durur artık. Kim yaptı lan bu işi? Ula biter mi bu askerlik be? Artık geçmez abicim bugünler, geçmez. Şu hale bak ya. Güya izne çıkıp kız arkadaşımla görüşecektim. Hiç sorma be abi. Ulan arkadaşı da ne güzeldi ya. Ula ben de hamama gidecektim. Kaç haftadır hayalini kuruyorum vallahi. Çek lan şu postalları. Kim yaptı lan bu hayvanlığı ha? Hamur oldu ya. Ulan bir bulursam o herifi var ya, bölük komutanına kalmadan ben geberteceğim. Kim yapacak oğlum? Faili belli. Bana bak lan. Sen mi yaptın? He? Ne diye sırıtıyorsun abicim sen? Komik. Komik olan ne lan ha? Bağıra bağıra anamız ağladı, şaşkın. Ona gülmüyorum birader. Yazıya gülüyorum. Her şey yatan için. Demek çok hoşuna gitti ha? Vallahi öyle. Bayağı eğlenceli yermiş burası be. Vallahi geleli 2 gün oldu ama nasıl geçti anlayamadım ha. Sen geldiğinden beri başımız beladan kurtulmadı zaten. Bana bak lan. Sen mi yaptın yoksa? Ne ara yapacağız be? Hep sizle beraberdik işte. Kesin bu yapmıştır hocam. V harfinin orada dolanıp dolanıp duruyordu. Doğru mu lan? Yapıyordum. Ot yoluyorduk. Yolmuyor muyduk? Yolarım lan ben seni. Dur be uşağım. Başımıza bela diye mi gönderdiler lan seni? Deli. Bak lan filan neyse ama o deli olmuyor ha. Ne var? Zoruna mı gitti? Gitti tabii. Ben sana deli desem iyi mi? Takmayın kafanızı. Abi bu herif dalga geçiyor bizimle be ya. Sen yaptın lan değil mi? Ha? Yok. Hayır. Gayet tabii. Kesinlikle. Nasıl yok? Bu birlikte senden başka bu iş yapacak manyak var mı lan? Bak şimdi de manyak oldum ha. Ulan hani deliydim? Sakin ol uşağım. Yapmadım değil. Kim yaptı peki? Ha? Bu yapmadıysa kim yaptı ha? Herif abi 10 senelik asker. Ha bir refrar etmiş. Dün gelir gelmez üsteğmen üniforması gibi albayla yemek yemedim abi bu adam. Bundan hala dallama mı olur? Ayıp oluyor babacan, yeter artık ha. Ben firar ettiysem zararı kendime. Kimseyi yakacak adam değilim ben ha. Herif hem suçlu hem güçlü, bir de ulan dur, seni. Dur be. Oğlum dur be ya. Dikkat. İşte be. Paşanız geldi oğlum, rahat durun biraz, rahat durun. Şimdi hıncımı senden alırım ha. Ya Ferit yapma ya. Ya beyler tamam. Hadi ya, hadi hadi. Ferit sen de hadi hadi. Ya bir de kavga yüzünden ceza alacağım. 2 tane çaksam boşa gidecek. Neyse Hamza, bozma kendini. Çocuktur, kaynar kanı. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Şafak ömür boyu. Koş kalkore kalkore. Kim bu? Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Çavuş. CEO Seyfi geldi beyler. Çavuş. Koçum benim be. Geçmiş olsun. Ya özledik ben seni Çavuş. Lan Cemal'in eline bırakıp gittin bizi. Ula gözüne kazık mı soktuk ha? Allah Allah. Ya CEO ne izinmiş ama. Maşallah bitmedi gitti. Bitmez. Bitmez. Nasıl da? Önce ameliyat. 10 gün hastanede istirahat. Sonra 30 gün hava değişti oraya. Ben topuk. Evet.
Yeme gidi oraya. Yat oraya Allah yat oraya. Yat oraya Allah yat oraya. Ondan sonra da geri gel oraya. Tamam. Geçmiş olsun sinyor. Grazie amigo. Grazie. Sizde keyifler nasıl? Tabii. Böyle komutanı gidiyor. Siz ense yap oraya. Yok ya. Nerede be oğlum? Nerede? Yeni bölük komutanı geldi. Geldiği gibi sürtüşe başladı adam ya. Var ya sinyor. Gelir gelmez az tek kelime bir karate numarası yaptı. Kaldırdığı gibi yere yapıştırdı. Yemezler. Atore. Alopa atore. Sinyor valla. Hey sen yokken neler oldu neler. Sinemacılar geldi burada film çektiler. Vallahi oğlum yemeyin beni ya. Kıl dönmesi ameliyatı olduk. Beynimizi almadılar abi. Ben de oynadım. Çıkmadı mı televolelerde falan? Mustafa altı oklar çekti oğlum. Vallahi. Yeni bölük komutanı gelince yattı filmde. Yapma be. Yeni bölük komutanı kim? Üsteğmen Levent Yılmaz. Fırtına Üsteğmen diyorlarmış. Capitano. Levantine! Koş! Beni dinle oraya, beni dinle oraya! Yeni bölük komutanın adı Capitano Levantine! Bravo, bravo, Simo, Simo! O da zamanla kim olduğumuzu anlar. Oh mamma mia! Ben nereye düşettim? Dokunma lan yarıma. İyi talipten yırttı bugün. Oğlum uyanık olmak lazım. Bon appétit. Bon appétit. Afiyet de on etti. Sağda. Afiyet olsun komutanım. Sağ ol. Beyler marangozluktan anlayan var mı? Hadi abicim hadi. Yine angarya vardır kesin. Kim arıyor hoca? Bölük komutanı anlar mısın sen? Anlarım evvelallah ya. Her işe girdik çıktık çok şükür. Maksat gönül almak. Vay ya acılıktalar bir numarayız la. Ayıp ediyorsun babacan. Adam bizim yüzümüzden deli muamelesi gördü ya. Bir gönlünü alalım ya. Hadi o zaman yürü albay bekliyor. Albay mı? Ne o? Korktun mu be cengaver? Bu sefer tosladın Arıza abi. Yok be tosunum. Ya evvelsi gün Üsteğmen diye gittik. Şimdi marangoz diye gidince iyice kafası karışacak ha. Hadi hadi hadi. Hadi. Ya iki lokma bir şey yiyelim ya. Ya kalk. Yürü. Albay bekliyor diyorum ya. Hadi canım kolay gelsin. Bu kim? Sen nasıl tanımazsın Arıza'yı? Bölümümüzün medarı iftar dur. Ya sinyor, bismillah. Daha geldiği gün ortalığı birbirine kattı. Bak sen. Ya neler olmuş ben yokken? Ya ama siz de anlat onu da ben de dinliyorum yani. Ya sinyor. Görecektin abi. Ortalık birbirine girdi. Ahmet Başçavuş tekmil verdi la Arıza Hamza'ya. Yani Hamza içtimalonun ortasında çavuşu tokatladı diyorsun. Tokatladı vallahi. Vay be abi. Psikopat şantör ha. İyi eğleneceğiz. Alo! Dalga geçmeyin lan. Bitti mi matika temizliği? Bitti komutanım. Ne çabuk? Elektrikli süpürge mi var lan yanınızda? Seyfi! Sen gel bakayım yukarı. Şu geç dönmenin hesabını ver bana. Hadi! Emredersiniz komutanım. Koş! Sinyor Seyfi ayvayı yedi. Bana boşuna sinyor demiyorlar Tosu. Sen hiç merak etmeyi etti. Sinyor Seyfi her beladan sıyır etti. Tavşancığı gerçekten sevdin mi babacığım? Sevdim tabii. Çok sevimli. Gel. Üsteğmen Levent Yılmaz, emret komutanım. Gel Levent gel. Seni kızımla tanıştırayım. Biz tanıştık komutanım. Evet, tanıştık.
Levent Üsteğmen beni çok terbiyeli ve hanım buldu. Öyledir benim güzel kızım. Marangoz bulabildin mi Levent? Buldum komutanım. Hamza! Hamza Delipınar Erzurum, emret komutanım! Bu askeri bir yerden gözüm ısırıyor ama... Geçen gün beraber yemek yemiştiniz komutanım. Ha, şu serseri. Nasıl da işletti herkesi? Şşt! Suzan! Bana bak, senin marangozluğun da yalan olmasın. Hayır komutanım, marangozum! Vallahi! Kafes yapabilir misin? Ne kafesi komutanım? Kimi kafes diyoruz? Sana ne asker ne kafesi olduğundan? Soruya cevap ver. Tavşanıma kafes yapılacak. Benim minik kar topum için. Hayvanları seversin değil mi? Bazıları ne hayvanlardan hoşlanıyor, ne de genç kızlardan. Ben deli olurum. Kendine gel Hamza. Tavşan komutanım, tavşan. Ona delirdim birden. Benim de vardı böyle bir tane küçük, böyle havuç mamuç verince pırasa... Tamam uzatma, kes. Babam askerlerini özel işlerinde kullanmaya karşıdır. Bunu benim hatırım için yaparsanız sevinirim. Ne demek küçük hanım? Bir acı kahvenin 40 yıllık hatırı var. Daha geçen gün yemek yedik babanızla. Kesinize bereket komutanım. Git gerekli malzemeleri al gel. Emredersiniz komutanım. Bana bak. Bir arızalık yapma sakın ha. Emredersiniz komutanım. Gözüm üzerinde. En ufak yanlışından mahvederim bilesin. Mahvedersiniz komutanım. Ne yapacağız bu manyakla ya? Haklısınız komutanım. Esas senle ne yapacağız? Emredersiniz komutanım. Of of. Şu ateşini versene. Ne oldu abicim? Yedin mi fırçayı? Yok yok. Ben gönlünü aldım Ahmet Bahçavuş'un. Kıllık yapmaz. Neymiş bu kıl dönmesi meselesi? Oğlum sen başkalarına kıllık yapıyorsun, senden çıkıyor. İş bitiyor. Ama ben kimseye kıllık yapma oraya. İçime atar oraya. O zaman da kıl döne oraya tabii. Aynen hospitale ameliyat. 10 gün istirahatti. 30 gün hava değişti oraya. Sonra geri gel oraya. Bende de var mıdır acaba ya? Ben bir gidip revire görünsem abi, beni de ameliyata alırlar mı acaba? O iş şansa bakıyor tertip. Yapma ya. Nerede çıkıyor bu? Aha bak, tam burası. Böyle de çıban gibi bitiyor. Gerçi doktor kesip alıyor. Anlayacağın kestaneyi çizdirdik. 40 gün teselli izni. Çok acıyor mu peki ya? Ya acıyor. Yani hiç fiziki acı hissetmiyor. Lakin... Maneviyat de amigo. Maneviyat. Ameliyat de diyor. Çizdiler diyemiyor. Merhaba çocuklar. Ne haber Fatu? Nasılsın? İyiyim Mehmet, sen? O bella donna. Signora Fatu Romano Fatore. Vay Seyfi Çavuş, geçmiş olsun. Ameliyat olup hava değişimine gitmişsin. Ya hadi bakalım, çak bir deklanşörü de alem çakı gibi çavuş görsün. Ha? Peki. Nasılım? Mehmet sen çekil. Hop. hadi ama dergiye kapak olmayacaksın. Hiç belli olmaz. Bakarsın meşhur olurum. Tamamdır. Yarın alırsın. Ya makineyi Mehmet'e ver de bir de ikimiz birlikte çektirelim ha. Foto oraya. Ben fotoğrafçıyım. Konu mankeni değil. Yapma ya. Hatıra işte. Bakıyorum İtalyancayı bırakıp Türk erkeği oluverdim bir anda. Ben Almancı mıyım ki yurt dışına gidince Türkçeyi unutayım? Biz gurbetçi gitmedik İtalya'ya. Evelallah top oynamaya gittik. 80 bin kişilik statta da golümüzü attık geldik. Ne haber? Ha? Tabii doğru söylüyor. Cimbom'un Juventus deplasmanına gitmiş. Maçtan önce sahaya inmiş. Boş kaleye topu yuvarlamış. Polisler de bunu alıp dışarı atmışlar. Tabii oğlum. Bugüne bugün biz ülkemizi İtalya'da temsil ettik. Hmm, tabii. Temsil değil, rezil etmişsin, rezil.
Ha, ne yapıyorsun? Bir de tavşan çıktı başımıza. Ne şımarık kız o ya. Yapma canım. Suzan daha çocuk. Hiç sevmedim vallahi. Albay çok yüz vermiş. Bu kadar olmaz ki. Üsteğmen Çiğdem. Evet, burada Üsteğmen'im. Seni istiyor. Evet Kerim, şu Hamza'ya bakıver. Malzeme almaya gitti, hala ortada yok. Keşke tek başına göndermeseydiniz komutanım. Kerim, git bak dedim. Emredersiniz komutanım. Hemen bakıyorum. Çok agresifsin. Bunu bir doktor gözüyle söylüyorum. Belki de onca ay kızağa çekilmek çok sinirlerimi bozdu. Gerçi şimdi daha iyiyim. Sen bir de beni havada işimindeyken görecektin. Ne görebildim, ne de bir telefon alabildim. Yapma Çiğdem, niye aramadığımı biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Anlatmak ister misin? Ya Çiğdem, dur bir dakika. Kolay gelsin. Sağ olun komutanımın kızı. O ne demek ya? Suzi diyebilirsin bana. Herkes öyle der. Suzi. Efendim? Yok estağfurullah yani. Deneme babında. Neredesin sen bakayım? Ha? Neredesin? Buradayım komutanım, işteyim ya. Malzemeleri alıp geldim. Hala bitmemiş kafes. Dalga mı geçiyorsun yoksa? Ha? Yok komutanım, çalışıyorum. Suzi de şahit. Suzi'ye sorun. Ne Suzi'si? Albayın Suzi'si. Sus! Terbiyesiz. Sen kim? Albayımızın güzel kızına ismiyle hitap etmek kim? Ben soruyu baştan alabilir miyim komutanım? Kim kim anlamadım valla. Hadi hadi. Başla kafesi yapmaya. Sana bir saat süre. Askerliği 10 yılda bitiremedik be komutanım. Şu canım kafesi bir saatte mi bitireceğiz? Zanaati konuşturmazsan. Şimdi nasıl sever ki bu hayvan bu kafesi ya? Boş ver oğlum Hamza. Askersin sen, asker kal. Çok zor günler geçiriyordum. Sana karşı bir şey değildi. Ailemi bile görmek istemedim inan. İnanıyorum sana. Aileni bile görmek istememişsin ki ben kim oluyorum? Lütfen böyle konuşma. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Arkadaş pek bir hafif oldu sanki. Tabii tabii. Asker arkadaşındım ben senin zaten. Arkadaş olmak istiyorsun ha? Ne güzel. Ya Çiğdem. Çiğdem Üsteğmen'im, bizim bölüğün aşıları tamam mıydı onu soracaktım. Ha. Tabii komutanım, sizinki hariç tamam. İğnelerin en büyüğünü sizin için saklıyorum. Ne istiyorsun Çiğdem? Allah aşkına söyle de bu çocukça oyunu bitirelim. Ne istediğimden emindim. Ama sanırım yanlış kişiden beklemişim. Komutanım. Ulan Ferit, bir de arkadaş olacaksın. Ulan lafa girip beni bozuyorsun. Seni bozan kim oğlum? Ben sadece Türk kızlarının karşısında İtalyan ürünlerini boykot ettim. Ne var yani? Ne var? Sen görürsün ulan. Kolluk bende, kıllık bende. Çavuş pırpır oğlum bunlar, çavuş. Pırlangıç değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok da trink yani. Hadi be. Şşş, toparlanın oğlum, bölük komutanı geliyor. Capitano Levantin. Çavuş. Emredin komutanım. Sen benim bölüğümde misin? Evet Capitano. Ne dedin? Komutanım, ben 30 günlük hava değişiminden geliyorum. İstirahatim yarın sabah mesai saatinde bitiyor. Ne diyor lan bu salak? Komutanım, çavuş bir süre İtalya'da kalmış. Onu o yüzden böyle cümleler kuruyor kazara. Çavuş, adın ne senin? Karargah destek bölüğü çavuş Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emret Capitano. Bana bak soytarı. Doğru düzgün konuş, yoksa o kapitane sana şimdi 2 tane çakattı. Karargah destek bölüğü çavuş Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emret komutanım. Şimdi git, sizin takımı topla. İç avluda içtima istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ne oldu oğlum kapitane filan? Bir anda Türk erkeği olup çıktın. Yarın da bir sünnet ettiririz. Evelallah senior Seyfi olur bizim Bartılı Seyfo. Evet beyler. Ya bu işi yapan adam gibi suçunu itiraf eder, ya da hepinizin başını yakarım. Duydunuz mu? Yakarım. Evet beyler.
Yazının sorumlusu kim? Sen çavuş, sen söyle. Karargah destek bölüğü Cemal. Tamam tamam, gerek yok. Olduğun yerden konuş, geç yerine. Vallahi yazıyı düzelttik komutanım. Sonra da hep beraber aşağı indik. Doğru mudur Ahmet başçavuşum? Doğrudur komutanım. Sen söyle. Şüphelendiğin biri var mı? Ben bir şey yapmadım komutanım. Vallahi. Sen yaptın diyen oldu mu? Niye panikledin? Bak, hayvan da huylandı. Yalan söylüyorsan yakarım. Yok komutanım, ekmek çarpsın. Bu uğursuz itle biz pek anlaşamayız da ondan avlar. Ya bu İtalyan malı çavuş? Dün hiç ortalarda gözükmedi. Yok komutanım, Seyfi görevliydi. Şey görevi vermiştim, onun başındaydı. Ne görevi? Komutanım, büyük ihtimalle bu firari yer Hamza yapmıştır derim ben. Her şey beklenebilir. Psikopat diyorlar biliyorsunuz. Hayır komutanım, ben yapmadım. Hani... Dur bağırma, bayıltacaksın adamı yine. İyi misin Kerim? İyiyim komutanım, sağ olun. Kerim, kov şu hayvanı şuradan. Komutanım, rica etsem siz hoşlasanız. Bana biraz gıcıktı. Bu da mı? Kesin gürültüyü. Gevşeyecek yer arıyorsunuz. Evet. Son kez soruyorum. Kim yaptı? Bir adım öne çıksın. Bu altı kim yaptıysa hemen bir adım öne çıksın dedim. Geçiyorsunuz lan benimle. Bu it mi yaptı yani? Siz kaşındınız. Suçlu bulunana kadar bütün izinler iptaldir. Ne? Ne? Oğlum bu Üsteğmen şarkıcı Teoman'a çalışıyor lan. Lan nasıl iptal lan? Şerefsizim bu sefer gitti gözde. Çıkamıyoruz gözde, çıkamıyoruz. Çünkü bölük komutanı izinleri iptal etti. Bana ne bağırıyorsun be? Ben bağırmıyorum gözde! Ya... Bir durur musun, bir dinler misin beni? Ne oluyor ya? Bir dinle, bir şey söyleyeceğim, bir bak. Geldi milli çapkın. Adamdaki istikrara bak. Ordu milli oldu ama hala vazgeçemedi. Manita Ferçita ayaklarında. Ya gözde ne Teoman'ı sayıklayıp duruyorsun sen ya? Ne? Nasıl klibinde oynatacak? Gözde bak sıyıracağım ben burada ha. Paramparça parçalarım ben o Teoman'ı. Dizimde mi oynatacağım dedi? Ne demek lan şimdi bu? Ferit, kimin dizinde oynuyormuş oğlum bu? Millet... Ferit'in ki Teoman'ın dizinde oynuyormuş lan. Ne diyorsun lan sen? Sinirlenme babacan. Kızını dövmeyen dizini dövermiş işte be. Ha bu Teoman'ın dizini biraz zor döver ama kiz oturuyor daha orada. Lan bu konuyla ilgili bir laf edeni yemin ederim. Alo. Alo. Gözde. Kapattı. Menisküs tedavisindedir şaşkın. Kesin şunu be. Sessiz olun biraz be. Akşama nöbetim var. Uyumam lazım. He, doğru değil da ben de Nizamiye'yi devralacağım. Yatın aşağı uşaklar. Lan beni çıldırtmak için mi yapıyorsunuz lan? Teoman'dan başka dinleyecek adam mı yok? Ulan ne diyorsun? Ne yaptın lan müzik setime? Babacan psikopata bağladı galiba ha? Üzülme Betos'un. Biz de sana canlı canlı şarkı okuruz.
Hadi beyler. O Mehmetçik, tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar kapanınca. O Mehmetçik, tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar kapanınca. Gonzo'nun ok katında. O Mehmetçik, tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar kapanınca. Nereye şaşkın? Çenefe. O Mehmetçik, tipinin haline. Günlük eğitim programı hazır mı? Hazır komutanım. Eğitim yoklaması hazır mı? Evet komutanım. Kendim doldurdum. Kaybolmasın diye vallahi koynumda saklıyorum. İyi. Yanlış ya. Yanlış. Bir dakika bir durun dakika. Naz Cemal gel buraya bakayım. Bak kafaya bak. He anladım. Çok heyecanlıyım la. Buraya geldiğimden beri ilk defa eğitim yapacağım. Ben de henüz piyade tüfeğiyle ezberledim sabah. Barut gazının geri tepmesiyle çalıştım. Barut gazı değil o tosun. Akşam fasulyeyi biraz fazla kaçırdık. Onu biraz yedir. Onu durun. Şşş millet! Foto şıpşak geliyor lan! Vay! Selam, günaydın çocuklar! Günaydın. Selam çocuklar! Günaydın Ahmet Paşa! Hoş geldin dedim abi! Foto günaydın! Hazır çocuklar eğitime günaydın çıkmışken birkaç fotolarını çekelim dedik. Müsaade var mı? Elini çabuk tut ama. Biraz sonra bölük komutanı gelir. Hadi çocuklar, ne var mı fotoğraf çektiren? Bir inç! Gel bakalım Gökhan! Hadi gel oğlum, geç. Güzel bir sürü. Merhaba Fato. Nasılsın? Ne haber Fato? Kamuflaj sana ne çok yakışmış ya. Çok güzel olmuşuz. Çok güzel olmuştuk. Uzak durun çarparım. Siten makineli tüfek var mı Fato? Arabada olacak. Git getir kızım. Yardım edeyim. Gerek yok. Alırım ben sinyor. Hadi açın. Yol açın. Salak lan bunlar. Şunlara bak. Çarşı izinleri iptal, adamlar hala geyik peşinde ya. Ne yapacaksın oğlum? Başka nasıl geçecek günler? Yok abi yok. Ben delireceğim en sonunda. Çocuklar herkes yerine geçsin. Hadi. Bölük. Hadi. Hizaya gel. Esas duruş. Dedim abi şunların bir fotoğrafını çeksene. Hadi. Tamam. Asker! Sana diyorum asker! Ne işi var bu arabanın burada? Bana mı diyorsunuz? Ama sen... Sen kızsın. Evet. Siz de yeni gelen bölük komutanı olmalısınız. Albayın bir başka kızı falan değilsin değil mi? Beni o şımarık Suzan'a mı benzettiniz yoksa? Evet, o siz iyi ama bu kıyafet. Babam emekli astsubaydır. Beraber taburun fotoğraf işlerini yapıyoruz. Ben Fatoş. Ben de Levent Yılmaz, memnun oldum. Ben de. Çok şaşırdım. Niye böyle asker kıyafetindesin? Özenti işte. Keşke asker olabilseydim. O ne? Sahte. Doğrusu benim bölüktekilerden daha nizami duruyorsun. Gülümseyin çocuklar. Yakışıklı mıyım lan? Aha kabus geldi. Canavar gibi namussuzum. Dikkat! Toparlan! Sırası mıydı bu fotoğraf işinin? Vallahi albaydan izinleri var komutanım. Siz gelene kadar rica ettiler. Ben de bir şey diyemedim. İyi. İyi misin Kerim? İyi. İyiyim komutanım. Dur be Kerim. Alt tarafı haline hatırını sorduk. Bayılma yine. Emredersiniz komutanım. Yazının faili bulunamadı mı daha? Yok. Çıkmadı mı ortaya? Yok komutanım. Ama ben kimsenin bunu bilinçli yaptığını zannetmiyorum. O ne?
Hamza! Emredin komutanım! Hamza köpeği görüyor musun? Görüyorum. Önündeki albayın tavşanı mı? Çok benziyor komutanım, hık demiş. Bölük! Yakalayın şu köpeği! Gel. Yakalamışlar mı? Yok komutanım. Ne köpek var ne de tavşan. Hay Allah. Geç otur şöyle Ahmet Başçavuş. Sağ olun komutanım. Pek de düşkündüler tavşanlarına. Yazık ya. O bir şey değil de. Ne bir şey değil Ahmet Başçavuş? O köpek bizim bölüğe ait komutanım. O uyuz köpek bizim bölüğe mi ait? Evet. Sizden önceki bölük komutanımız ona yemek verdirirdi. Albay bunu biliyor mu? Evet. Kaç kere demişti çıkarın bu köpeği buradan diye. Sizin tavşanı yedi diye nasıl söyleriz komutanım? Ne yapacağız peki? Vallahi Kerim Asteğmen bir şeyler ayarlamaya çalışıyor. Ama inşallah halleder komutanım. Komutanım şu nasıl dipteki? Yok o pek benzemiyor gibi. Aynısı olmadığını anlarlar. Uy komutanım şunu alalım mı ya? Aynı benim yavukluya benziyor. Senin yavukluğun Arap mı? Değil dur da biraz esmer dur. Saçmalama Cemal. Bana bak Hamza. Erkek miydi dişi miydi o tavşan? Vallahi dişi gibiydi komutanım ya. Kırıtıyordu. Şey olmasın. Yok artık. Şey tavşan mı olur? Olur olur. Bizim oraya iki tane koç var idi. Tamam yeter. Senin koçların cinsel yaşamını dinleyemeyeceğim şimdi. Hamza seç bakalım bir dişi. Emredersiniz komutanım. Al. Kız mı erkek mi? Vallahi bilemedim be. Yani bir büyüteç olsa anlardık komutanım. Komutanım yanınızda büyüteç var mı? Derin kaz oğlum. Daha derin kaz. Tamam komutanım. Canım benim ya. Daha küçücüktü. Canım kızım. Geç kaldık komutanım. Kızım. Komutanım. Canım çok sıkkın Kerim. Benim de canım sıkıldı komutanım. Çok üzgünüm. Ne yapalım canım? Ölen ne ölünmez. Kafeste bunalıma girdi tabii. Ama bu köpek. Hiç merak etmeyin komutanım. Bir daha bu taburun içine giremeyecek o köpek. Ne? Niye Kerim? Kızmadınız mı? Kızmak mı? Aksine duygulandım. Bir de taburdan attırmaya çalışmıştım köpeği. Hayvanlar bizden daha üstü oluyorlar Kerim. Kafam karıştı komutan. Köpek kartopunu mezarından çıkarmış. Yalayıp tüylerini temizlemiş. Canım benim. Madalyalı köpeksin sen. Mezarından mı? Sabah geldik ki ölmüş bizim tavşan. Soğuktan herhalde. Bu kerata da üzülüp çıkarmış toprağın altından. Ne var o kutuda? Yap bir şey. İçinde bir şey var. Bak köpek damladı. Aman Allah'ım minicik bir tavşancık. Benim için mi? Ben... Teşekkür ederim. Aslı hep benim düşündü. İnce adamdır. Bizi utandırdın Kerim. Demek pamuğun öldüğünü öğrenip yenisini aldın. Ya evet. Ben üzüldüm. Yenisini aldım. Gittim işte Suzan Hanım için. Ne oluyor lan? Albay'ın kızı diye biz asılmıyoruz. Şu Asteğin keyfe bak. Askerdeyken geçmek bilmez zaman. Geride bıraktığın her özümgün için soğuk bir duvara çentik atarken kalan günler kadarını da yüreğine kazırsın aslında. Peki ama neden sonrasında anlattıkça çoğalır ve keyifleri askerlik anıları? Neden o acı tatlı anların kıymetini yaşarken değil de geçip gidince kavrar insan? Neden? Şimdi bu uyuz tertip kahraman mı oluyorlar? Sen ne diyor oraya? Albayın emri var. Tertip bizim
Bölük komutanı oğlu oraya. Capitano Tartipo. Abi iyi dolu it. Artık sabaha kadar Onur Koğuş'un önünde de kimse bir hoşt bile diyemez be. Ne işin var senin Teoman'la Gözde? Ha? Menajeri misin sen adamın? Bırak kendi yapsın kariyerini. Konuyu değiştirme Gözde. Sen soruma cevap ver. Yerim senin arkadaşlığını. Ya sen beni kudurtmak mı istiyorsun Gözde? Ne demek böyle olacaksa bitsin? Ne? İçine ettiğimin şarjı be. Çok kafaya takıyorsun babacan. Sana ne be? Boş ver. Bak senin yokluğunda namusuyla durmuyorsa o kızdan hayır gelmez zaten. Ulan ne çok şey biliyormuşsun sen de be. Başını yakma diye söylüyorum babacan. Hop hop, ne oluyor? Yok bir şey. Ne oldu, sen konuştun mu bölük komutanıyla? Yazıyı o hale getiren ortaya çıkmadıkça izin yok diyor. Abi yok, başka çare yok, ben kaçacağım. Delirdin mi buddy ya? Delirdim abi. Yerim askerliğini ya, benim mazeretim büyük ya. Sen kesin kaçacaksın yani ha? Evet, sence bir mahsurum mu var? Bak ben çok çektim bu firar içinden, yakma kendini. Lan tam sopalık bir herif ya. Ya oğlum kötü bir şey demiyor herif ya. Bence de yapma böyle bir salaklık. Ya yeter be. Yanacaksa benim askerliğim yanacak. Lan boynuzlu olmaktan daha iyidir be. Dosyalar dosyalar. Nereye kadar Levent? Çıkıp biraz hava al. Çiğdem'e de uğrarsın belki. Yok ya, Çiğdem'i nereden çıkardın şimdi? Çok kızgın zaten, hiç bulaşmaya gelmez. Gel. İyi geceler komutanım. Komutanım, ben size bir ihbarda bulunacaktım. Dinliyorum. Şakir. Şakir. Efendim abi. Bak sivilleri. Sivilleri nereden buldun derse bölük komutanı, Şakir'in cebinden deponun anahtarını çaldım diyeceğim, tamam mı? Abi olur böyle şey. Ben kapıyı açık bırakmışım derim. Saçmalama. Bir de senin derdinle mi uğraşacağız? Ferit. Ne yapıyorsun abi? Yakma askerliğini. Şurada kaç ayın kaldı lan? Değmez. Ferit. Uşağım. Gel şu işi bir daha düşün. Yeter be çocuklar. Yeter. Tamam eyvallah, beni düşünüyorsunuz belki ama yeter artık. Ben çıkamadıkça hatun nispet olsun diye başkalarıyla gezip tozuyor. Koş kalk ore. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kalk ore, kalk ore. Kalk ore, kalk ore. Ne oluyor abi, ne oluyor ya? Her sabah, her sabah. Tamam, bağırma, bağırma. Tamam. Tam rüyamda yüze çıkmıştım lan. Tamam işte. Ben de onu diyor. Ya izin diyor. Çarşı diyor he. Ama be? Siz man kafa anlamıyor he. Seyfi ne diyorsun, adam gibi anlat şunu ya. İzne çıkıyoruz oğlum, izne. Vallahi mi lan? Ben anlamadım, bir daha söyle. Kapitano git izni ver diyor he. Ben de gelip müjdemi istiyor he. İşte çarşıya çıkıyoruz oğlum. Allah senden razı olsun be sinyor. Peki nasıl ikna ettin bölük komutanını? Aa, ben bir şey yapmıyor he. Yazıyı bozan. Gidip kendini ispiyor. Biz çarşıya gidiyoruz. O da kodese. Nasıl yani? Kim yapmış peki? Arıza Er, Hamza Delipınar. Gece gidip Kapitano Levent'ini itiraf etmiş. Şimdi de diskoda hücre hapsinde. Süper be. Ben demiştim ama değil mi? Ya hadi beyler, hadi giyinin. Çarşıya. Ne mutlu Türk'üm diyene, 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 ne mutlu Türk'üm diyene. Hop beyler, çarşıya çıkmadan fotoğrafları görmek isteyen var mı? Çıktı bizimkiler. Çıktı, bütün fotoğraflar çıktı.
Bir dakika, önce borçları ödeyin sonra fotoğraf. Ya. Oğlum ne biçim çıkmışım lan bu fotoğrafta? Ne bekliyordun? Kim kulak yaptı lan bana? Salak mısın oğlum, senin kulakların onlar. Bak nasıl görünüyor? Ne o? Hani çarşılar iptaldi? Hiç sorma be Fatma, uzun hikaye. Hey, şuna bak. Ulan, çok güzel. Ulan fotoğraf çektirirken bile hep yanımıza gelmiştir. Uğursuz ite bak ya. Bak hemen arkamızda. Oğlum bu ne lan? Şşt millet, baksanıza lan fotoğrafa. Ne o ya? Evet, o be abi. Ulan resmen yazıyı tertip bozmuş lan. Ver bakayım bir. Baksanıza lan arkada çıkmış, bakın. Aa, hakikaten ya. Vay. Oğlum okuma yazması var mı ki? Seninki kadar vardır Tosun. Ediyordum zaten bu hayvan uğursuzdur diye. Resmen boya tenekesini devirmiş, vatanı yatay yapmış. Kötü olayım, köpek. Bir dakika, bir dakika. Peki bu Hamza delisi niye gidip ben yaptım dedi o zaman? Çarşı iznimiz be abi. Ah, vay be. Bu deşi arkadan kuşu düşünmüş ya. Vay be. Helal olsun. Helal olsun. Ya. Serseriliğin cezası budur işte. Kal orada bir hafta da aklın başına gelsin. Benim için sorun yok komutanım. Ama düşünün. Ya ben içeride özgürsem de siz dışarıda kilitliyseniz. Karıştırma şimdi kafamı, çakal. Bunlar niye geri dönüyor be? Ne oldu? Niye çıkmıyorsunuz çarşıya? Delikanlı bir arkadaşımız için geri döndük komutanım. Eyvallah babacanlar. Asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!